cemaat devleti ele geçirmiş, devlete sızmış. Ya bunlar kargaları güldürür. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, 20 Şubat 2012 tarihinde NTV'de işte bu açıklamaları yapmıştı. Şimdi insan kendisine ait olan bir şeyi ele geçirir mi? Ben akşam eve gidiyorum, diyorum ki çocuklar ben bugün evi ele geçirdim. O ev sana aitse o ele geçirilmez. Çelik, yaklaşık 2 sene önce verdiği bu röportajda cemaatin devlet kurumlarına sızdığı iddiasının gerçek dışı olduğunu söyledi. Bu paranoya Türkiye'de olduğundan beri var. Şu ele geçiriyor, bu ele geçiriyor. Şimdi kamu personeli nasıl alınır bu belli mi? KPSS diye bir sınav var. İster hakim savcı aldığınız zaman, ister öğretmen aldığınız zaman, başka şey aldığınız zaman insanlar o sınava giriyorlar. Yıllarca AK Parti'de Başbakan Erdoğan'la yan yana çalışan Çelik, bu ülkede yaşayan bireylerin devletin herhangi bir kurumuna sızma girişiminde bulunamayacağına dikkat çekti. Bu paranoyaları bir tarafa bırakalım. Bu memleketin her vatandaşı kanunlardaki belirtilen vasıflara şartlarının uyması durumunda her yere gazeteci de olabilirler, hakim savcı da olabilirler, öğretmen olabilirler. Çelik, devletin bireyleri ideolojilerine ve inançlarına göre sınıflandırma hakkı olmadığını ifade etti. Cemaat devleti ele geçirmiş, devlete sızmış. Ya bunlar kargaları güldürür. İşte bak, dava görüldü. Yani kararı verdi adam. Onun yani mahkemenin hakiminin alevi olduğu yönünde bir bilgi de vardı. Bu memleketin her vatandaşı kanunlardaki belirtilen vasıflara şartlarının uyması durumunda her yere gazeteci de olabilirler, hakim savcı da olabilirler, öğretmen olabilirler. Çelik, devletin bireyleri ideolojilerine ve inançlarına göre sınıflandırma hakkı olmadığını ifade etti. Cemaat devleti ele geçirmiş, devlete sızmış. Ya bunlar kargaları güldürür. Alo. Ha, buyurun Sayın Başkanım. Ya şimdi bana geçenlerde hani Bakanlar Kurulu'nda da getirdim. Bu Aydın Doğan'la ilgili dava meselesinde. Evet efendim. Dedim ki böyle yani dava görülmedi falan diye. Dava görüldü. Mahkemeden aldığımız günü duruşma gününü yazıp vermiştim size bilgi not olarak. Ama işte bak, dava görüldü. Yani kararı verdi adam. Onun yani mahkemenin hakiminin alevi olduğu yönünde bir bilgi de vardı. Var, tamam mı işte bak, şimdi 2 Temmuz'da adam kararı verdi. Ve tek Abu Zerkara. Evet. Bir adam kararı verdi, şeyinde daha önceki verilmiş olan karar üzerinde de direndi. Evet. Tabi SPK burada şok şu anda. Şimdi direnmesi bir şey ifade etmeyecek önce. Bir de yargıtaya gidecek. Ayrı ayrı. Ayrı ayrı da bak şimdi burada hepsinin ayrı ayrı beraatlerine diye bu kararı verdi. Evet. Şimdi bundan sonra nereye gidiyor bu dosya? Yargıtaya gidecek tekrar efendim. Tekrar Yargıtay'da nereye gidecek? Efendim, oranın kararına direndiyse genel kuruluna gider. Ceza genel kuruluna gider. Genel kuruluna gidecek. Evet. Ceza genel kuruluna gidecek. Evet efendim. Şimdi ceza genel kurulundaki durum ne olacak? Bir sorun olmaz orada. Hı? Orada sorun olmaz sayın. Şimdi bireysel bir hakimde çalışır da genel kurul dediğimiz kalabalık bir yapıdır. Orada bu iş çökmez efendim. Yani bu şey olarak da dinliyorum efendim. Yani SPK'nın bu konudaki şeyi bayağı hassas.
Yani kesinlikle diyor. Yani bunların mahkum olması lazım. Sayın Başbakanım, o da bir tane müferit hakim geleceğini buna adamıştır. O şekilde bir yaklaşım sergiliyordur. Yani olumsuz birisi olduğunu da söylediler bize. O size bilgi notunu verdiğinde duruşması olmamıştır. Daha sonra mı oldu efendim? Şimdi işte o zaman Yargıtay da bu işleri zaten direndiğine göre, yani suçlu bulduğuna evet. göre bu işin şimdi yakın takip alınmış. Yani aynı şekilde şimdi ceza kurulu kaç kişiydi? 20 küsür müydü? Efendim normalde daha kalabalık olur ama normalde 25-30 kişi civarında bir yapıyla toplanıyor. Yani ceza dairelerinin bizim son çıkardığımız kanundan sonra durum nedir? Şimdi 38 daire oldu toplam. Zorunluğuna başlayın. Bir türlü ne vardı? Bir şey vardı. Hakim savcılar kura çektiler. Bugüne kadar evladından hırsızlık öğrenen baba görmedim, duymadım. Hırsızlık babadan evlada geçer, evlattan babaya değil. Dolayısıyla yönetimlerde hırsızlık yukarıdaki üst yöneticilerden alttaki yöneticilere, oradan da halka yansır.